Kadir Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Çok iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. Ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Uzun yıllardır buradasınız. Kadir Bey'i tanıyalım, buyurun. Ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Kendim TGRT'de, Show TV'de, TV8'de birçok televizyon programı yaptım. Radyo sunumu yaptım. En son Milli Gazete'de köşe yazarlık yaptım. Bunların öncesi var tabii ki. 2008'den beri bu işle uğraşıyorum. Benim ilk sosyal güvenlikle tanışmam, sosyal güvenliğin açıklarından dolayı kaynaklandı. Bu açıklarla uğraşırken kendimizi birden bu işin içinde bulduk. Açıklığı giderdiniz aslında bu bölgede. Tabii ki, tabii ki. Gerekli eğitimler ve seminerler aldıktan sonra işimize başladık. Kısa bir zaman zarfı içinde Allah'ın izniyle zirveye ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü şu an yurt dışında 56 tane temsilcimiz var. 56 tane temsilcimiz Anlatalım, var. Anlatalım, neler yapıyoruz burada peki? Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Avusturya'da ve birçok ülkede bizim temsilcilerimiz, buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki sıkıntılarını çözüyorlar. Yani Türkiye'deki emeklilik işlemlerindeki çıkan hukuksal problemlerinde yardımcı oluyorlar. Nasıl yüksek maaş alacaklarını, ne kadar borçlanma öderlerse ne kadar çok yüksek maaş alabileceklerini, bunların hepsinde aslında bir yol haritası çiziyorlar. Biz de bunun öncülüğünü Ankara Merkez Şubemizde sağlıyoruz. Türkiye'de de 10 tane şubemiz var bizi temsil eden. Nerelerde? Tokat'ta var yerimiz, Çorum'da var, Yozgat'ta var, Kayseri'de var. Daha birçoğunu da açmak için yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle çok yakında Ordu ve İzmir'de de şubelerimizi açacağız. Tabii zamanla. Zamanla. Zamanla olabilecek şeyler. Ya biz bu konuda çok bilinçsiziz aslında. Bilmiyoruz. Bizlerin bunları seçerken nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Çünkü bu konuda farklı algılamalar da olabiliyor maalesef. Öncelikle güvenemiyoruz mesela. Kime gideceğimizi bilmiyoruz. Anladım. Öncelikle biz yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'deki emeklilik işlemlerini yapıyoruz. Güvenmemekte çok çok haklılar. Tek yapmaları gereken emeklilik işlemlerini 10 yıl öncesinde planlamaları. Tavsiyeleriniz neler peki? Nasıl yapabiliriz? Tavsiyelerim emeklilik işlemlerini bir an önce, 10 yıl öncesinde beklemesinler. Ben daha yaşım genç, bekleyin biraz daha durayım demesinler. Bir an önce işlemlerini başlatsınlar, takip alsınlar. Tek yapmaları gereken bu. Başka bir şey gerek yok. Bu önemli bir konu o zaman. Çok yani önemli. Erken gitmek, erken Tabii düşünmek, ki. Erken Her program yapmak. Her şeyi erkenden görmek. Evet. Ona göre de kendilerini garantiye almak aslında. Biz iş işten geçtikten sonra aslında yapıyoruz ve sıkıntı çekiyoruz aslında. Aynen öyle. O yüzden her şey en baştan, sıfırdan başlayacaklar. 10 yıl mı var? 10 yıl öncesinde başlasınlar. Ben daha gencim, yaşım var diye beklemesinler. Evet, buradan ekran başındaki izleyicilerimize atalım, altını çizelim bu konunun özellikle. Tabii, altını çizelim. Peki sizin hizmet sektörü zor bir sektördür. Sizin işiniz zor bir iş. Sizlerin hizmet verirken kriterleri neler? Olmazsa olmazları neler? Biz işimizi seviyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Bizler için zorluk yok aslında. Vatandaşımız bizde olduğu sürece biz buradayız. Yani kısacası nerede bir vatandaşımız var orada çözüm var. Yani her şeye çözüm odaklı gidiyorsunuz. Aynen öyle. Severek yapıyorsunuz ama başarınızın en büyük sırrı bu. Empati zihniyetiyle hareket ediyorsunuz. Ben bunu hissettim sizde. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz değil mi? Ne istiyorsanız buraya gelen insanlar bunu uyguluyorsunuz. Tabii aslında. Ki. Ben bir kafeye gittiğim zaman oradaki kişi bana 5 dakika içerisinde gelmese kalkar giderim. Buraya gelen vatandaşım kim olursa olsun, affedersiniz kapıdaki dilenci dahi olsa, oturur oturmaz ilk maddemiz kahvesini, çayını, yemeğini alır, yer, ondan sonra işi yapılır. Biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür Kadir Bey, ediyorum. Buradan son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize, Ankara'ya, aslında tüm Türkiye'ye, hatta emekli olmak isteyen kişilere neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi Tabii alalım. Tabii ki. Ben beni izleyen, özellikle yurt dışında izleyen tüm gurbetçi vatandaşlarıma tek bir şey söylemek istiyorum. Siz olun. Emeklilik işlemlerinizde sadece uzmanlara, avukatlara ve danışmanlara sorarak ilerleyin. Boş söze laf bırakmayın. Sağlıkla kalın, sosyal güvenlikle kalın. Benim programımın aslında bitiş sözüdür. Evet, bununla da röportajımızı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.